Herkese merhaba. Bugün Tati Beauty'yi inceleyeceğiz. Şimdi bunu çok daha önceden ben aslında getirttirmiştim. Instagram üzerinden bu beğendiğimiz Amerikan ürünlerini getirttiren sayfalardan birinden. Sonra ama bu Tati'nin şeysi, skandal diyelim, patlak verdi. Sonra ne yapacağımı bilemedim. Çünkü skandaldan besleniyor gibi oluyordu. Sonra öyle olsun da istemedim. Çünkü zamanında çok sevdiğim bir YouTuber'dı. Şu an artık şey yapacak mı bilmiyorum video ama. O yüzden bilemedim. Bekledim. Bugüne kadar geldik. Ama ben bunları hala kullanmadım bir gün video yapacağım diye. Ve artık kullanmaya başlamak istiyorum. O yüzden bir deneyelim iyi mi diye. Tamam. Bu şeyle ilgili, konuyla ilgili söyleyeceğim şey sadece bu kadar. Çünkü biliyorsunuz biz sadece burada makyaj eşyalarını inceleyip eğlenceliler mi, oynanabiliyorlar mı, günümüzü geçirtiyorlar mı, kullanışlılar mı diye bakıyoruz. Tamam, o zaman tekrar şimdi nasıl kullanmam gerektiğine dair videoyu izledim. O yüzden hazırım. Bu arada paleti kullanmadan beklemedim, palete dayanamadım. Şu rengi hatta baya kullandım gördüğünüz gibi. O yüzden birazcık bununla ilgili ne çıkacağını biraz fikir sahibim ama hala hiç dokunmadığım renkler var bir sene sonra bile. Onlara daha çok dalmak istiyorum bugün ki benim için de değişiklik olsun diye. Deneyimlerimi de paylaşacağım zaten yaparken. Şimdi fondötenden başlayalım. Sephora'nın bir fondötenini kullanacağım. Çünkü rahat yayıldığını biliyorum. Tamam. Bunu böyle daldırıp kullanıyormuşuz. Bu kadar ıslatmak yok. Hatta ıslatmayın diyor özel olarak. Bayağı bu kadarmış olay. Ve çabuk da sürülüyor. Biraz inanılmaz halde gidiyor. Daha önce hiç böyle bir şeyle makyaj yapmayı denemedim. O yüzden ben de şaşkın gidiyorum. Şimdi bugünkü deneme şey gibi olacak. Her şeyi makyajdaki bunlarla yapmaya çalışıyor olacağım. Far hariç. Normalde farı da bununla sürebilirsiniz diyor Tati. Ama ben farı da ayrıca deneyeceğimiz için far için fırçaları kullanmak istiyorum. Bence işe yaradı. Çok çok tuhaf bir şey ama yayıldı. Bakayım. Şurası biraz şeydi. Yayıldı bitti. Bile. Güzel başladık. Enteresan. Daha önce hiç böyle bir şey kullanmadığım için enteresan. Bayağı normal kumaş gibi, içi süngerli kumaş gibi. Fondöten konusunda iyi gittik. Şimdi geldik concealer'a. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu hakikaten çabuk yayıyormuş. Yaydım bile. Ben biraz daha uzun bir video olacağını bekliyordum. Hani nasıl yapacağımızı çözmeye çalışacağız. Neler olduğunu görmeye çalışacağız birlikte falan gibi ama elimi değdirdiğiniz zaman karışmış oluyor ki çok çok güzel bir şey. Gerçekten de günlük olarak kullanılabilir bir şeye çeviriyor bu bunu. Özellikle işe falan hazırlanırken çat 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 her şeyi yapabilirmişim gibi. Yayıldı bile. Şimdi pudrayı da bununla alıyorum. Çünkü neden olmasın. Bronzer da bununla sürelim. Çünkü bu da oldu. Çok eğlenceli. Bu kadar çabuk yapıyor olabilmek çok eğlenceli. Sırf çekerken bile şu anda 6. dakikadayım ve bütün yüz bölümü bitti bile. Burada bu 6. dakikaya az önce bunu başka yerde unutmuşum. Oraya gidip geldim onu. Gidip alıp gelmek de dahil. Yani şu an inanılmaz hızlı gidiyor. Bronzer'a da daldırıyorum şimdi. Tamam, şu an fazla gibi. Şimdi temiz bir tarafına geçiyorum bunu. Ki yayalım. Bakalım. İşe yaradı. Yayıldı, işe yaradı. Hakikaten işe yaradı. Makyaj bitti galiba. Bir aydınlatıcıyla aldık koyacağız ve bitti. Full makyajı 5 dakikada yaptık. Allah'a geçiyorum. Tamam. Şurasını kullanmamışım.
Hatta bir de şunu da diyor şeyde videoda. Mesela burası kirlendi ya şimdi. Atıyorum fırı da bununla süreceğim. Şöyle şunu çeviriyorum. Tık, bir tane daha temiz kenar çıkmış oluyor ortaya. Bu da var yani. Şimdi son ama benim hala bu taraf bitmedi. Hala bir şöyle küçük kullanmadığım alanlar var. Orası içinde. Highlighter'ı da süreyim. Mesela ilk koyuyorum şöyle bir saniyede. Sanki çok koymuşum gibi oluyor. Sonra temiz başka bir yerine alıyorum. Şöyle yayıyorum. Çok bastırmadan şöyle bir Beauty Blender gibi. Pat bitmiş oluyor. Karışmış oluyor. Bu kadar. Bitmiş oldu. Tamam. Çok şaşkın gidiyorum. Çünkü bu kadar hiç beklemiyordum. Göze geçtik bile bitti çünkü. Bari birazcık daha zorlamak için. Şöyle bir şey yapalım. Gözlerimden birini fırçayla yapayım. Öbürünü de bununla yapalım ki bununla farda sürebiliyor muymuş bir bakalım. Palete geldim. Palet inanılmaz kaliteli duruşlu bir palet. Gerçekten çok böyle ağır şeyi yerinde çok kaliteli duruşlu bir palet. Aynası benim siz mahvettiğime bakmayın. Çok gerçekten çok güzel bir ayna konulmuş şekilde buraya. Kocaman, geniş, rahat bir aynada. Ve hemen hemen yani klasik bir günden çılgın bir güne kadar geçirecek her şey var. Ben bu düzeni çok beğendim. Ve böyle hani ikili satranç şeyi gibi atıyorum. Ne bu? Memory madde. İşte Ritual Sequin. İşte yani hani böyle isimleri böyle çaprazlama şey alınca çıkıyor de. Ve bence gerçekten çok güzel düşünülmüş bir palet. Keşke birazcık daha bunu geliştirme, ikincileri, üçüncüleri çıkartma. Çünkü volume 1, 2, 3 yapacağım diyordu. Öyle yapma şansı olan bir palet olsaydı umarım da belki de ileride olur, bilmiyoruz. Şimdi ben yine şu beğendiğimi bildiğim renkle başlıyorum. Bu renk son derece pigmentli bir renk. Yani önceden kullandığım için söylüyorum. Bir de çok da kolay yayılıyor. Şu anda zaten yaydım bile. İstersen pigmenti artıyor da ama yani bence gerek yok. Şimdi öbür tarafa da şeyle sürüyoruz. Şununla. Temiz tarafını açtım ters çevirip. Aldım buradan. Yani sürdüm mü sürdüm ama tabii bunun kadar iyi olmadı. Bu daha duruşu, kenarları, şeyleri iyi. Bununla o kadar kontrol sahibi değilim. Yani karıştı mı karıştı. Hani günlük çabucak makyaj yapıp tek renk sürüp çıkacağım zamanlarda olabilir, olmuyor değil. Ama alanı itibariyle çok şeklimi veya karışmasını istediğim biçimi seçemedim böyle olunca. Yok şu göze sürme işiyle ilgili olarak bana fırça daha kolay geliyor. Çok rahat değilim bu konuda şeyde. Şimdi birazcık normalde oynamadığım, bilmediğim renklere dalalım. Bunları alırken fırçaya çok inanılmaz daldırıp sürmenize gerek yok. Çünkü gerçekten çok pigmentliler. Kolay da yayılıyorlar. O yüzden azıcık bir şeye dokununca yeterli oluyor. Mesela moru ilk defa kullanıyorum. Moru alması birazcık daha zormuş. Yayması da zor. Hatta şu bölüm kaldı biraz oturarak. Ki bu enteresan. Bu rengin bunu yapmamasını beklerdim. Çünkü Tati'yi önceden izliyor muydunuz bilmiyorum ama mor rengine takık olan bir insan. Yani mor rengini çok beğeniyor. O yüzden de çoğu farda da çok zor yayıldığını veya pigmentlerinin yeterli olmadığını söylüyor. Dolayısıyla mor rengine hani özellikle özen göstereceğini düşündüğüm birisi. O yüzden mordan biraz daha fazlasını beklerdim. Yayması bir tık daha kolay olabilirdi. Şurada kaldı özellikle. Onu şununla alalım. Güzel gidiyoruz. Morla biraz fazla yaymam gerekti ama yine de yayıldı. Şu anda iyi. İlk bir yayılmıyor sandım. Sonra biraz daha uğraşınca oldu. Yine de dediğim gibi bir tık daha çabuk olmasını isterdim. Yine de oldu. Rengi de belli. O yüzden devam ediyoruz. Thank you.
son geldik şu simli bölüme. Bu simli bölüm için Tati diyordu ki videosunda hiçbir döküme yapmaz, sadece durur, çok harika durur falan. Şimdi ben bu simleri denedim. Bu konuda katılamayacağım maalesef. Şimdi bakın parmağımı aldım. Bunu böyle koyuyorum. Bir dakika, şimdi bir şey olmadı ama tamam, ne güzel, olmama ihtimali de varsa çok güzel, yani kötü bir şey söylemiyorum. Ama önceki deneyimimi de söylemem lazım. Bu simleri ben birkaç kere daha denedim. Genelde her denediğimde hem buralara çok döküldü hem de dağılıyordu sim olduğu için. Yani sim için bir baza ihtiyaç var gibiydi genelde. Gelin görün ki şu anda beni yalancı çıkarttı. Yalancı çıkartmasıyla ilgili de hiçbir şikayetim yok. Çünkü ne güzel, düzgün olsun tabii ki, daha güzel benim için de. Vallahi dökülmedi hiçbir yere. Güzel. Bakalım karışınca ne olacak? Dökülmedi hiçbir yere. Bence bu kadar yoğun bir göz makyajına takma kirpik çok yakışacağı konusunda hemfikirsidir ama bugünlük böyle idare edin. Takma kirpik takmayı canım pek istemedi. Şimdilik çok memnun başlıyorum güne şu anda. Yüz makyajım inanılmaz çabuk geçti, gitti. Bir anda yaptım. Yani toplam 5 dakika sürmedi bile her şey. Fondöteni, göz altısı, sabitlemesi, bronzeri, her şeyi 5 dakika sürmedi bile ve gerçekten süperdi. Göz makyajı deseniz birazcık karıştırırken zorluk yaşadım moru ama onun üzerine her şey çok güzel eklendi. Yani ben bu markanın hakikaten ilerlemesi için heyecanlıydım. Çünkü şu anda memnun kalmadığım hiçbir şey olmadı. Her konuda yani ki neler ekledim. Hiçbir sorun yaşamadan getirdim buraya kadar. Yani belki şuralara bir iki tane gelmiş sim görebiliyorum ama bunun daha fazlasını ben geçenlerde MAC'in yılbaşı koleksiyonuna akıyor dediğimde onda bile vardı yani. O yüzden yani umarım ileride devamı olur bunun. Bunu bu şekilde bekliyor olacağız akşamı. Yani bir şeyin bozulmasını beklemiyorum açıkçası. Belki simlere olan olabilir ama göreceğiz bakalım. Akşama görüşürüz. Evet, gün bitti. Şimdi neler oldu hemen açıklayayım. Aslında çok bir şey olmadı. Yani şunlardan şuraya azıcık döküldü. Buralara özellikle döküldü ama %1-2 yani en fazla taş atlasın 5 döküldü diyeyim. Öyle böyle birkaç tane var buralarda. Yine de döküldü mü döküldü, onu söyleyeyim gün içerisinde. Sonra birazcık da şu kapayıp açmaktan, yani parça pinçik olmadı ama şu yukarılara da birazcık geldi sim. Ama yine dediğim gibi çok değil, rahatsız edici değil, bozucu şekilde değil makyajı. Birazcık yukarıya da taşıdı. Ama parçalanma hiçbir şey olmadı. Yüz makyajı zaten sürdüğü gibi durdu. Onda zaten çok bakılacak bir şey yoktu. Bugünlük bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.